İlk olarak kendimi tanısayım. İsmim Bahadır. 27 yaşındayım. Evliyim. Bir kızım var. Olaylar benim çocukluğumda başladı. Ben 8 yaşlarındaydım. Mahallemizde de yaşlı bir kadın vardı. Bu kadın büyücüydü. Biz bunu bilirdik. Herkes bilirdi ve suratı da çok korkunçtu. Sert bakardı. Herkes çekinirdi ondan. Hatta bu yüzden kendi aramızda ona cadı kadın derdik. Cadıya benzerdi. Evine sadece büyü yaptırmaya gelenler gelirdi. Ne eşi dostu, ne çocuğu, kimsesi yoktu. Bildiğimiz kadarıyla. Bizim de top oynadığımız bir alan vardı. Ve kadının evine çok yakındı. Hatta tam önündeydi diyebilirim. Ne zaman oynasak kadın bizi kovardı oradan. Biz de inatla gider orada oynardık. Çünkü en uygun yer orasıydı. Orası çıkmaz sokaktı ve o yüzden araba falan geçmezdi. Bir gün yine gittik. Orada oynuyoruz. 5-6 kişiyiz. Maç yapıyoruz. Topa tüm gücümle vurdum. Ve tahmin edebileceğiniz gibi top kadının evinin bahçesine girdi. Biz kadından çok korkuyoruz. Hepimiz donup kaldık bir anda. Ben diyorum, ben gidip almam, siz alın. Onlar diyor, sen attın sen alacaksın. Böyle konuşuyoruz aramızda. Biz daha buna karar veremeden kadın çıktı dışarı. Defolun gidin buradan dedi. Topumuzu da patlattı. Çok korkuyorduk evet ama elimizdeki tek eğlencemizi bizden alınca bu korku yerini öfkeye bıraktı. O an cevap veremedik. Hemen uzaklaştık. Başka bir sokağa girip konuşmaya başladık. Ne yapacağız şimdi diye. Para da yok. Gidip yeni top da alamıyoruz. Bir arkadaş dedi ki, gelin bu kadından intikam alalım. Nasıl alacağız dedim. Bilmiyorum. Bir plan yapalım. Bizim topumuzu patlatmak neymiş görsün. Bir daha bize kızmasın. Çocukluk işte. Tamam dedik. İntikamımızı alalım. Onu pişman edelim. Peki ama nasıl yapacağız? Düşünmeye başladık. Yine arkadaşlardan parlak zekalı bir çocuk. Buldum dedi. Ne buldun dedik. Kadının bahçesine çamur atalım dedi. Öteki arkadaş camını kıralım dedi. Öteki evi taşlayalım dedi. Saçma sapan fikirler ama o an mantıklı geldi. Önce çamur atalım bahçesine dedik. Büyükçe bir kova bulduk. İçini toprakla doldurduk. Ondan sonra da su katıp çamur yaptık. Bunun için de doğru zamanı kolladık. Evin arka tarafından dolandık. Bir anda çamuru kapısının önüne atıp koşmaya başladık. Öyle bir koşuyoruz ki sanki kadın koşup bizi yakalayacak. Arkamıza bile bakmadan yaklaşık 1 kilometre koştuk sanırım. Durduk bir yerde. Gücümüz tükendi. Hepimiz nefes nefeseyiz ama intikamı almanın da haklı gururunu yaşıyoruz. Tamam dedik, almıştır artık dersini. Bir süre kadının evinin oralarda dolaşmadık. Kimseye de anlatmadık bu olayı. Aradan 3-4 gün geçti. Biz yine oralarda takılmaya başladık ama kadın beklediğimiz gibi bir tepki vermedi. Bizi gördü ama sonra görmemezlikten geldi. Biz buna daha çok sinir olduk. Onu sinirlendirmek için daha büyük bir şey yapalım dedik. Çünkü sinirlenmezse, üzülmezse aldığımız intikamın hiçbir faydası yok. Öyle düşünüyoruz. Neyse, birkaç gün daha düşündük. Sonra dedik ki, bu kadın büyücü, bize de büyü yapabilir. Ancak o zamanlar büyü nedir bilmiyoruz. Çiftleri ayıran, barıştıran, ne bileyim musallat eden biri aslında büyücü ama biz küçük olduğumuz için bizi kurbağaya falan çevireceğini zannediyoruz. Dedik ki, şu kadını bir izleyelim. Kimleri neye çeviriyor bakalım. Pencerenin oradan gizli gizli izlemeye karar verdik. Yine evinin arkasından dolandık. Perde vardı ama çok küçük bir kısmından gözüküyordu içerisi. Oradan sırayla bakmaya çalışıyorduk. Kadın o esnada yerde oturuyordu ve arkası dönüktü. Ne yaptığını göremiyorduk ama sesi geliyordu. Yanında biri var gibi konuşuyordu. Bakma sırası bana geldi. İyice anlamaya çalıştım. Kadının yanında kim var, kiminle konuşuyor diye. Sonra kadın neredeler, neredeler diye bağırarak kalktı yerinden. Biz yine kaçmaya başladık. Kendimize macera arıyorduk sanırım. Uzaklaşınca durduk yine. O zaman anlayamamıştık ama
Şimdi düşününce anlıyorum. Sanırım cinleriyle konuşuyordu ve cinleri ona bizim onu izlediğimizi söyledi. Neyse, kadının tek başına konuşması falan bizi epey korkuttu. O gece de ben çok kötü kabuslar gördüm. Belki etkilendim diye görmüşümdür, bilmiyorum. Rüyamda kadının evinde olduğumu gördüm. Onun evindeyken bir anda yer sallanıyor ve tavandan üzerime yılanlar dökülüyor. Kaç sene geçti. Ben bu rüyayı unutamadım. Çok korkmuştum çünkü. Ertesi gün çocuklarla yine toplandık. Onlar da böyle rüyalar görmüşler. Aynısı değil ama hepsi de o kadınla ve eviyle ilgili. Artık uğraşmayalım dedik. O gün öyle takıldık. Ertesi gün çıktım yine dışarı. Arkadaşlardan biri dedi ki, ben rüyamda o kadını gördüm yine. Evinin bir odasında bebekler vardı. Bebeklerinin hepsinin ağzı bantlıydı. Bu kadın bebek falan kaçırıyorsa dediler. Evinde bebekler varsa kurtarılmayı bekleyen. Yazarken ne kadar saçmaladığımızı daha iyi anlıyorum ama o zamanlar kendimizi dahi gibi hissediyorduk. Gözümün önüne bir hayal geldi. Evdeki bebekleri kurtarıyoruz ve polisler bize teşekkür ediyor. Evet, biliyorum çok komik. Neyse, tamam dedik. Belki evde bebekler olabilir ama bunun için eve girmek gerekir. Bakalım bebek var mı? Plan var ama eve girecek kadar cesaret hiçbirimizde yok. Girmenin bir yolu da yok. Kapısı kapalı ev. Nasıl girelim? Ancak gözetleyelim en azından dedik. Belki evden bebek sesi duyarız. Evin oralarda oynuyor gibi yapıyoruz ama gözümüz evde. Bir ara baktım pencere açık ve pencere çok yüksekte değil. Çıkacak kişiyi biz tutup kaldırsak rahatlıkla girebilir eve. Demiri falan da yok pencerenin. Girebilir miyiz, yapabilir miyiz derken ben dedim yaparım. Siz beni kaldırın. İçeri girmek bir dert, girince kadınla karşılaşmak başka bir dert. İçimden diyorum, her şey çocuklar için. Kurtaracağım onları. Benim hayalimde çocuklar mahzen gibi bir odada kilitli ve bu işin en büyük riski benim de o mahzende esir kalmam. Çıkmadan önce arkadaşlara söyledim. Eğer ben çıkamazsam beni de hapsetmiş demektir. Anneme babama haber verin dedim. Neyse, baktık odada kadın yok. Girdim eve. Girer girmez kanepenin arkasına saklandım. Korkudan çıkamıyorum ve kalbim öyle bir atıyor ki, kadın beni kalp sesinden duyup yakalayacak sanıyorum. Kanepenin arkasında kaldım bir süre. Ses yok evde ama hala çıkamıyorum. Diğer odalardan ses gelmeye başladı. Bardak sesi, tabak sesi gibi. Ben hafif kaldırdım başımı. Etrafa bakmaya başladım. Sesler gelmeye devam edince başka bir şeyle oyalanıyor diye çıktım oradan. O kadar korkuyorum ki halının üstünde bile parmak ucunda yürüyorum. Küçük küçük yürüdüm. Bu sefer kapının arkasına saklandım. Kadın hala diğer odada ve diğer odadan sesi geldi kadının. Neredesin? Çık çabuk diye. Beni görmesi imkansız. Ben bittim dedim o an. Kadın hızlı hızlı geziyor evde. Çık, neredesin diye. En sonunda buldu beni. Kadınla göz göze geldiğimde bayıldım. Gerisi yok bende. Gözlerimi açtım. Kanepede yatıyordum ama hala kadının evindeydim. Kadın da yerde oturuyordu. Sırtı bana dönüktü. Yine korktum tabii. Hemen kalkmaya çalıştım. Hareketlendiğimi hissedince döndü bana. Ne işim vardı bu evde dedi. Dilim tutulmuş gibi konuşamadım ama bir de dediğim gibi çok korkunç bir yüzü var. Bir daha sakın bu evin etrafında bile dolaşmayacaksınız. Anladın mı dedi. Kafamı salladım. Çık şimdi dedi. O an panikle kapıdan değil pencereden çıktım. Atlayıp kaçtım. Etrafa bakıyorum, arkadaşlar yok. Kimseyi göremeyince eve gittim. O gün öyle geçti. Kimseye anlatmadım olanları. Korkudan sabaha kadar kabus gördüm. Ertesi gün geldi arkadaşlar. Çıktım dışarı. Neredeydiniz dün? Sattınız beni diye kızıyorum bunlara. Meğer ben bayıldığımda bir şeyler daha olmuş. O kadın bunları da yakalamış. Çok korkutmuş. Kadının yanında 5-6 kişi daha vardı ve yüzleri simsiyahtı. Yaratık gibiydi diye korka korka anlattılar. O zaman yaratık diyoruz. Şimdi cin olduğunu anlıyorum tabii. Kadın bunları iyice korkutmuş. Beni bile unutmuşlar.
Biz bu olayları unutmaya ve kadının peşini bırakmaya karar verdik. Bıraktık bırakmasına ama kabuslarımız bitmedi. Şu gün oldu. Haftada bir iki gün o kadını görüyorum. O evi hiç unutmadım. Diğer arkadaşlar neredeler? Ne yapıyordur bilmiyorum. Ama ben musallata uğradığımı düşünüyorum. Hocalara falan da gittim. Bir çare bulamadım. Bu olaylardan sonra oradan taşındık. Yıllar geçti. Tabii ben 16 yaşıma geldim. Bu yaşta da değişik şeyler yaşamaya başladım. Özellikle geceleri odamda birinin gezdiğini hissediyordum. Bazen lamba açılır kapanırdı kendi kendine. Bazen de odanın içini dolduran dumanlar görürdüm. Anneme babama anlatıyordum ama inanmıyorlardı. Kabustur, hayaldir diyorlardı. Bir gün rüyamda o kadını gördüm. Çok yüksek bir binanın tepesindeydik ve beni birden aşağıya itiyordu. Sıçrayarak ve acı içinde uyandım. Uyandığımda yataktan da düşmüştüm. Hem de yüzümün üstüne. Burnum kırıldı o gün. Annemlere anlattım. Beni psikoloğa götürdüler. Anlattım her şeyi. Küçüklükte o kadından çok korktuğum için bu olayın bende travma yaptığını söyledi. Ara ara devam etti bu kabuslar. Bir gün odamdaydım. Ders çalışıyordum. Kapı tarafına arkam dönük bir şekilde içeri annem girdi. Sana meyve getirdim. Yersin dedi. Sağ ol anne dedim. Tabağı masaya koyacaktım. Annemin yüzüne baktım. Annem değildi. O büyücü kadın çok sakin bir şekilde bana gülümsüyor. Çığlık attım birden. Sonra yüzü yine anneme dönüştü. Ne oldu oğlum? İyi misin falan diye sarıldı annem. Böyle şeyler yaşıyordum. Evlendiğim zamanlara gelince eşim hamilelik döneminde yaşadı bazı şeyler. Ben eşime bu olaylardan hiç bahsetmemiştim korkmasın diye. Eşim hamileyken bazı rüyalar gördüğünden bahsetti. Ne gördün dedim. Korkunç suratlı bir kadın görüyorum rüyamda. Elini karnıma koyuyor. Bebeğin öldüğünü hissediyorum o an dedi. Yani o kadın elini karnıma koyarak bebeğimi öldürüyor dedi. Nasıl bir kadındı dedim. Size yemin ederim o büyücü kadını tarif etti. Dediğim gibi ben bu olaydan hiç bahsetmemiştim eşime. Sonra hocaya gittik. Eşime muska yazdı. Eşim o muskadan sonra kabus görmedi. Çok şükür kızımız da doğdu. Gayet sağlıklı. Her şey yolunda ama ben muskam olmasına rağmen ara ara kabus görmeye devam ediyorum.